Amerika'ya Noel geldi ancak birçok uzmanın ve analistin beklediği Noel Baba Rally'si gelmedi maalesef. Evet, bunun gelmeyeceğini, olmayacağını ısrarla dile getirmiştik. Zira piyasalarda makro ekonomi her zaman en önemli faktördür. Likidite kısıldıkça faizlerin yüksek seyrettiği, tarihin en sert faiz artırımlarının olduğu dönemde borsaların buna reaksiyon vermemesini beklemek gerçekten aşırı iyimserlikten ibaretti. O açıdan yılı son derece negatif kapatıyor Amerikan borsaları ve kripto paralar. Yılın son haftasında neler bekleyebiliriz? Bunları bu videoda bulacaksınız. Hadi başlayalım. Evet, Amerikan borsalarına geçen hafta sıkıcı bir piyasa vardı. Likidite sıkıntısı genelde iyimsere doğru fiyatlanırdı. Geçmiş tecrübeler uzun yıllardır devam eden boğa piyasasında öyleydi en azından. Ama 2021 zirvesiyle beraber, 2020'nin son günlerindeki zirveyle beraber bunun artık bir süre olmayacağını ısrarla dile getiriyoruz bir yıldır bu videolarda. Dolayısıyla piyasada bu şekilde hareket etti. Bu hafta bir tweet atmıştım Nasdaq'taki özellikle hareketle ilgili. Önceki hafta enflasyon verisi sonrası tam salı günü sabahı, yani Amerika'nın sabahında bizim öğleden sonramızdaki gelen veriyle bir zirve yapmıştı ve ondan sonra düzenli olarak aşağı geldi. Ufak bir tepki verdi ama o da çok sınırlıydı. Yani neredeyse bir gün dışında her gün kırmızı kapadı piyasa ve aşağı doğru sürüklendi. Ta ki perşembe günü bayağı çöküyordu geçtiğimiz perşembe. Ve Amerika'da yine Plunge Protection Team'in yani özel çöküş takımı var. Bu resmi olarak hiçbir zaman tam olarak açıklanmasa da sert piyasa çöküşlerinde piyasanın çok daha dramatik bir şey yaşamaması için piyasaya müdahale edip hızını kesip alım yapan bir ekipten söz edilir hep. Bunun hareketlerin şeklini takip ettiğiniz zaman algoların davranışlarını filan algoların yapmayacağı ani dönüşlerdir. O açıdan bunu ancak ve ancak birinin bir müdahalesiyle söz konusu olabilir. Onun varlığını gözledik perşembe gecesi. Sonuç itibariyle öyle de böyle. O da piyasanın bir olgusu olarak kabul edersek piyasa ancak Plunge Protection Team'in müdahaleleriyle tutunabilecek kadar zayıf gözleniyor. Dolayısıyla piyasalar önümüzdeki haftada çok da böyle büyük beklentili olmamak lazım. Zaten pazartesi günü Noel tatili, Avrupa borsalarının biraz daha uzatması söz konusu. Önümüzdeki hafta likidite iyice kısılacak ama majör çok sert hareketler beklememek lazım. Ama ocağın ilk haftası için özellikle gelecek haftaki detaylı sektör analizi ve 2023 beklenti videomu kaçırmayın şimdiden derim. Biz bu hafta neler bekleyebiliriz onlara bakacağız. Onlarla ilgili bir ön tüyo vereyim. Leading indicators yani öncü göstergeler, makroekonominin öncü göstergelerinin şöyle bir baktığımız zaman ne kadar karamsar bir yapıda. Bakın mavi olan önden gidiyor öncü göstergeler. Ekonomi arkasından geliyor. Büyüme rakamları da ona paralel gidiyor ama önden bir tanesi gidiyor. Ne kadar dramatik aşağı doğru gittiğini görüyoruz ve daha gidebilecek ne kadar çok da alanı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2023'ün ilk çeyreği de oldukça karamsar geçecek şimdiden söyleyebilirim. Öncü göstergelere bakarak son yıllardaki karşılaştırmasını yaparak. Evet, grafiklerimize bir göz atarsak Nasdaq 11.250 trend takip seviyemiz. Tepkinin sınırlı kaldığını anlattık. Buradan düşüş ve şimdi ufak tepkiler gelse bile 11.250 üzeri günlük kapanış gelmediği sürece yavaş yavaş aşağı seyrin devamını bekleyebiliriz. Önümüzdeki hafta boyunca da yani sıkışık aşağı seyir daha olası senaryo önümüzdeki hafta için. S&P 3915 trend takip seviyemiz. O da 3800'lere kadar indik. 3843 kapanışımız. 3915 üzeri geçilmediği sürece, üzeri günlük kapanış gelmediği sürece orada da yukarı baskının devam etmesini bekleyebiliriz. Tıpkı önceki hafta anlattığımız gibi gelişti olaylar. Ve Dow Jones. Dow Jones haftanın son gününde diğerlerine göre daha pozitifti. O da biliyorsunuz enerji şirketleri yukarı atmaya başladı. Bakın burada ilginç bir dinamik var. Şimdi hem piyasaların 2023 başında büyük bir sert bir resesyona ve hatta depresyona girme ihtimalini konuşuyoruz. Ama öte yandan Amerikan Kongresi'ne 1.7 trilyon dolarlık bir paketin geçtiğini görüyoruz. Yani stagflasyondan kolay kolay dünyanın çıkamayacağını anlatmamızın ana sebebi buydu. Cumartesi günü attığım tweet de bununla ilgiliydi. Maliye politikası, bakın 2 yıldır anlatmaya çalıştığım olgu, stagflasyona bir kere gidince çıkmak çok zordur. Çünkü popülist politikacılar durmadan maliye politikasıyla genişlemeye devam etmek ister. Çünkü halkların tepkisinden korkarlar. Dolayısıyla maliye politikası genişlemeci olmaya devam ettikçe para politikasıyla ne kadar sıkarsanız sıkın ister istemez diğer bacaktan piyasaya verilen paralar sistemi tam olarak enflasyondan uzaklaştıramaz. Yani enflasyonun maalesef reçetesi resesyondur ve geciktiğiniz için bu depresyona varabilen bir resesyon olacağı için
En sonunda evet enflasyonu düşürürsünüz ama ondan sonra tekrar piyasaya para vermek zorunda kalırsınız. O döngünün zorlaştığı bir dönemdeyiz ve Fed geri adım atmak istemeyecek ama maliye politikası genişlemesi onun elini de zorlaştıracak. O açıdan bu döngüden kolay kolay çıkamayacağız. Depresyonun önünü kesebilirler belki piyasaya para vererek böyle ama resesyondan kurtarmaları ve enflasyondan kurtarmaları daha da zorlaşacak. O açıdan yakın takip edeceğiz. Önümüzdeki senaryo geçen haftaki videomun başlığı da stagflasyondan kurtulmak için resesyona duaydı. Şimdi hem resesyonu yaşama hem de stagflasyonun devamı söz konusu olabilecek. O açıdan çok dikkatli adım adım takip edeceğimiz bir yıl olacak 2023'te. Benimle kalmaya devam edin çünkü bunu biliyorsunuz 2 yıldır adım adım size gelişimini anlatmıştık. Bu doğrultuda da gidiyor. O açıdan hangi sektörler bu işten para kazanabilir, hangi sektörlerden uzak kalmak lazım hepsini önümüzdeki haftalarda dile getireceğim. Özellikle önümüzdeki hafta videosunda. Evet, grafiklere dönersek Dow Jones'ta trend takipimiz 33.600 artık. Tepki biraz fazla vermişti çünkü enerji şirketleri yukarı yaptı. Piyasalara para verildiği anda birazcık da olsa o paranın enerji şirketlerine gitme ihtimali çok yükseliyor. Özellikle geçirilen bütçenin bir kısmı işte yeni enerjiler için aslında ama oralara para harcandıkça eski enerji şirketleri de bir şekilde değerlenmeye devam ediyor. Çünkü o döngü biraz öyle çalışıyor. O açıdan Dow Jones'un içerisindeki enerji şirketlerini yakından takip edeceğiz. Amerika stratejik rezervini doldurmaya çalışıyor. Onları da haftanın 3. videosunda detaylı anlatacağım. Brent petrol üzerinden. O açıdan bir şekilde aslında dinamiklerin depresyonu önleme doğrultusunda geliştiğini görüyoruz ama 2023 içeri zor gelişecek. Dow Jones'ta grafik olarak beğenmiyorum. Hala 33.600 üzerine atmadığı sürece çok daha dramatik düşüşler olasılık dahilinde. Ve Apple, evet, dünyanın en büyük şirketi gerçekten zor günler geçiriyor. $130 kritik seviyor. Oranın da üstünde tutunmaya çalıştık bu hafta ama muhtemeldir ki önümüzdeki haftalarda aşağı doğru kırılacağız. Ve $117-$102 bölgesine doğru aşağı kayacağız. Bunu da nasıl takip edeceğiz? $136 aşağısında kaldığı sürece, üzerine gün kapanış gelmediği sürece bu grafiğin artık yavaş yavaş aşağı salınımlarını arttırabilmesini bekleriz. Ve Tesla, evet, bütün 2020-21 yükselişinin sembol şirketi Tesla en sonunda can çekişiyor. Gitgide salınıyor. Bu gelişmeyi, bu grafiği anlattık. Bakın $414'dan $123'lara indi. Neredeyse %75 değer kaybı var. Ve bunu olacağını anlattığımız zaman çok eleştirilmiştik. Tesla'nın dünyanın en iyi şirketi olduğu, dünyanın en zengin adamı olduğu, Elon Musk'ın falan filan. Bunlar bizi ilgilendirmiyordu. Bizi ilgilendiren bunun aşırı iyimser fiyatlanması. Evet, iyi arabalar üretiyordu ama sektöre rakipleri gelecekti. Yani bütün araba şirketlerinin toplam değerinin çok üstüne bir fiyata gitmişti. Böyle olduğu zaman ne oluyor? O balonlar eninde sonunda patlıyor ve dünyanın belki de en zeki adamlarından biri de olsa bu balonun egosuyunu şişirmesinin sonucunu doğuruyor. O sonuç tabii ki hisseye de eninde sonunda negatif etki yaratmaya başlıyor ve bu arada Tesla da kendisi hisse satmaya devam ediyor çünkü Twitter'da büyük bir batık var. Onu devraldı çünkü bütün herkesin reklamı kesti. Orayı karşılayabilmek için, o batığı yüzdürebilmek için durmadan Tesla hissesi satarak enjekte etmeye çalışıyor. Ve en sonunda yatırımcı da küsmeye başlayacak. Bakın, Amerika'da bir Tesla $137.000 satılırken Porsche'nin aynı muadil arabası Taycan $87.000 satılıyor. Dolayısıyla muadil rakipler yavaş yavaş aradaki fiyat farkında diğer rakipleri tercih etmeye başlayacaklar. Dolayısıyla satışlarda da sıkıntılar çıkmaya başlayacak dünyanın her tarafında. O yüzden yani Tesla'nın aslında olgusunda yavaş yavaş sinme eğilimleri görüyoruz. Bir de kripto paralara göz atalım. Evet, kripto paralarla ilgili bir haber vardı. Gözlerden kaçmış olabilir. Hindistan Merkez Bankası kripto paraların mutlaka yasaklanması gerektiğini ve gelebilecek büyük yeni krizin kripto paralar yüzünden gelebileceğini söyledi. Hala gelmediğini varsayarsak. Evet, yani bundan çok daha kötülerini öngördüğümüz için Hindistan Merkez Bankası Başkanı da bunları öngörüyor. O açıdan yasaklanması elimde. Yani bu birçok ülkede, ki Hindistan ekonomisi çok hızlı gelişen ve dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya giden ülke. Burada gerçekten bu tip yasaklamalar işleri sarpa sardırabilir. Tıpkı biliyorsunuz bütün Bitcoin'in hamiliğini Amerika üstlendi ve bütün sorunlar şimdi Amerika'ya doğru devroldu. Çin ne zamanki yasaklamıştı oraya doğru devrolmuştu ve ondan sonra İşler zaten önce balonlaşma daha sonra da çöküşü gördük. Şimdi önümüzdeki dönemde ben özellikle Tether'i hala takip ediyorum. Büyük risk olarak görüyorum. Tether'deki sıkıntıların majör sorunlar çıkarıp çıkarmayacağına bakacağız. Yeni sorunlar çıkar mı? Grafiklerden bakmaya çalışalım. Grafik Bitcoin'de ne diyor? $17.000 trend takiplerimiz. $17.000'ın üzerine atabilirse bir süre daha pozitif bir şeyler çıkabilir. Ama $17.000'ın aşağısında günlük kapanışların devamında Bitcoin'in aşağı eğiliminin devam ettiğini, majör trendinin aşağı devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve burada son oluşan bayraklar 16.200 kritik seviye aşağısındaki günlük kapanışlar.
daha sert bir aşağı hareketin tetikçisi olabilir. Orayı takip edeceğiz. Ben bu yayını kaydederken 16.800 dolar civarındaydı. Ethereum benzer. Orada da 1100 dolar kritik aşağıda kırılırsa çok sertleşebilir aşağı hareket. Ama 1195 dolar üzerinde kaldığı sürece aşağı yönlü hareketin tam teyiti gelmiş olmuyor. O açıdan üzerinde kaldığı sürece de şimdilik tutuldu diyebiliyoruz. Ama 1195 trend takip seviyem, onun aşağısı günlük kapanış sat sinyali, 1100 aşağısı bir şelale habercisi olabilir. Dikkatli takip edeceğiz. 1195 üzerinde kaldığı sürece şimdilik trendi pozitif. Ethereum gelecek yılın iyi coinlerinden bir tanesi olacak ama ana senaryom biliyorsunuz önümüzdeki ilkbaharda ancak piyasaların dip bulacağı. Ondan sonra yılın ikinci yarısı için daha olumlu bir beklentim vardı. Yakından takip edeceğiz. Evet, bu dinamik piyasalarda eğer daha aktif trade etmek istiyorsanız eğitimlerime Devrim Akyıl Akademi'de devam ediyorum. Live trading yani canlı trade etmeyi öğrenmek, biraz daha profesyonelleşmek isteyenler için Kıbrıs'ta bir trading kampım var. 4 gün Kıbrıs'ta benimle canlı trade ederek trading'in bazı sırlarını öğrenme fırsatı bulabilirsiniz. Devrim Akyıl Akademi'den bu eğitime başvurabilirsiniz. Evet, bu kritik ve zor günlerde yolunuza ışık tutmaya devam etmeye çalışacağım. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.